Parazitçi uacaylar yetibar verip payasla ortalar. Parazitçi uacaylar da ehin hukuk hakkında yapışağımız. Asgariden çündülere demeye. Bunlar indi. Mesela ehin hukuk. Çocukka tasmasman çoğalacak. Tasmasman çoğalacaklar sınıfı girerdi. Bolalar gidicesi. Rışta, Bortman nematoda. Tögerek çoğalacaklar girerdi. Bir tane sana etmeye getirip ben. Tögerek çoğalacaklardı. Ne için tögerek değillerdi? Köndenek özü ipsim o şekilde bulardı. Köndenek kesimini kessiz. Tögerek yani tögereydi yani bu yumalak diye. Yani. Aldığını yumalak çuval çeyinler değillerdi. Yumalak bilen tögerek şekil bitti bu şekil. Çünkü değiller mi? Şöyle düşünmeye karışardı da okuşlar. Miyede soğal bu baladı ki oku gitsi kemiği kolay. Şudur bu yapı. Şunu aldılar da. Şimdi balala gideceğizse rışta, bortman nimet oda tögerek çuval çeyinler girerdik yani. Çocuk tasması mı çoğu açıngı? İhine oku kaysın girerken? Tasması mı çoğu açıngı lazım ve girerken? Çünerli ki? Yani ihine oku hakkında yaklaşık yorum olsak Koramal tasması mı çoğu açıngı bilen bir kıl tane tutuluşu yani boğaş, boyun ve boğumlar gibi bölünge tane kısımlarda iyi boğrat Lekin bunu boğumu min temez 5-6 da boğum buladı Koramal tasması mı çoğu açıngı da min temez olsa bunun önüne işteyken? 5-6 da boğum buladı halas Yani boğaşı buladı, boğaşı da 4 da sorgucu buladı Çünkü hem kattarlığı demek 0,6 gördüler mi? Milimetre geçe bulalım. 0,3, 0,6 milimetre geçe bulalım. Şimdi paramal tasmasının çoğu açıdan boğumlar gibi bölünge ahar gibi boğumlar çıkıp etlerdi. Bunda fakat yine ahar gibi boğumu çıkıp etlerdi bunda. Bitti. Bitti. Bari ki bana ikide çıkıp etmişim. Bitti. Şimdi hocayın halı yaklaşırken bulsak bunda hocayın başka çarı. Asası hocayın yırtıkçı hayvanlar. Yani itam yırtıkçı hayvan doğru mu? Böyle yırtıkçı hayvan asas yok hocayın. Yazmaya koyarız, şunu yapsara. Şimdi demek asas yok hocayın kim eken? Yırtıkçı hayvanlar ve? Bu oldu. Yırtıkçı hayvanlar kim? İyi, böyle. Şunu yoksa geldiler, şunu herlige. Oralı hocayını Tüyaklı hayvanlar mesela, karamal, koy, ha? Ya ki itam, ya itam, Mehmet Röli, ne mi? Adam. Adam ne? Adam, adam oralı hocam. Adam ve otkur hayvanlar. Ha, otkur hayvanlar. Adam demek tüyaklı hayvanlar, yani otkur hayvanlar da tüyaklı hayvanlar doğru. Bu da oralı hocam. Şimdi yokuş mekanizmi hakkında düşünmeyelim. Adam asası hocam, adam da içe gider, şu ehin hukuk var değilik. Ha? Hop. Hop, ehin hukuk. Yo, adam asası hocam emas, uzur. Nima? Yırtıcı hayvanlar. Yırtıcı hayvanlar. Asası hocam, yırtıcı hayvanlarda içeri de var şu ehin hukuk. Mesela itti, içeri de var. Sorguçlar bunu yapıştırıp da. Tuxumlar getirilgen ahırgi boğumu taşkariye düştü. Taşkariye ahlatı bilen çıktı. İt aşağı taraflarda yatsa itti yüngüye teyşi mümkün mü? Doğru mu? İtti yüngüye teyse it Aleyki mülayim it bulsak silap boyası değil mi? Silap boyanda iste yukoluz yuvmasız Ne oladı? Sizge, siz kekin yuka Siz yukandan ki nemez yuktu? Tuxum yuktu Tuxum yukandan ki gen İçekke düştü, tuxum içekke düşkenden ki gen tuxum Kekin içeyden liçinge çıkardı Tuxum yuktu, içeyden liçinge çıkardı İçeyden sorulup birinci orunda kayge baradı Ciger yapar. Çünkü ciger tazala bir iş gerek yok. Doğru mu soruluyor o kadar. Ciger de az köprü ciger de çıkardı bu ehin hukuk. Uzbekistan'da en köp tarkalgen parazit çoğacan ehin hukuk adamlarda. Günde bir resim var gerek olsa klinikede. Ehin hukuk düştü. Finne hasa kıladı. Finne bu demek ki yukka parda bile uğrarken içi de liçinkeleri bulurken suyu gülü bile tolgen püfekçe. Bunu püfekleri gerek olsa kat top getirdi. Çakalağda baş tekilegen finnelerden hasa kılışmıyor. Odamda ko'proq jigar va o'pkasidan chiqadi. Chunki aytdim, jigarga, undan keyin yurak o'piga boradi dedim, to'g'rimi? Shu yerda finna hosil qiladi. Bo'ldi, shu finna hosil qildi, shu yerda shunday yashaydi. Odamda masalan bezda katta bo'lib ketganda bezda qilishi mumkin. Bezda qilgan doktorga borsa, o'zi qilsa, keyin hali katta yumaloq narsa chiqadi, demak sizda enok bor degan xulosaga keladi. Operatsiya bilan olib tashlanadi, lekin agar finna yorilib ketadigan bo'lsa, baribir ichiga tushib qoladi, tushib qolish, baribir bitta tushgandan keyin ketdi yana. Yana qaytalanmaydi 1-2 yildan keyin. Ko'p operatsiya bo'ladi. Shuning uchun birinchi o'rinda sizlarga bu biologik ham biologik nuqtai nazardan ham tibbiy nuqtai nazardan qo'lni doim yaxshilab sovunlab
nima qilish kerak? Jamoat joylariga borganda ham jamoat sochiqlaridan emas, одноразовый, salfetkalardan yoki ro'molchalardan foydalanganlar ma'qul o'zingizlarga. Xo'p. Endi yuqdi bo'ldi. Endi qoramol ham xuddi shunaqa yuqadi. Qoramol ham. Qoramol bilan odam asos oralig xo'jayini, to'g'rimi? Qoramolga yuqdi, ichayga tushdi, ichaydan jigarga bordi, jigarida, muskulda bu finnasi bo'lsa, qoramolda demak, nima qoramoldan yana bizga yuqishi mumkin. Endi qoramoldan bizga ko'proq bu xo'p bu ham, lekin ko'proq demak itlarga, masalan, bo'rilarga, bo'rilar qo'ylarni g'ajib ketadi, to'g'rimi? G'ajib ketganda demak bo'rilarga yana yuqadi. Go'shtni yeb bo'lganlik hisob. Tushunyapsizlarmi? Kimga qachon yuqishi tushundinglarmi? Odamga ko'proq shu hayvonlarda bilan kontaktda bo'lganda yuqishi mumkin. Keyin ko'proq qulupdan yeganda ham yuqadi odamga. Nimaga? Chunki qulupnay dalalarda bo'ladi. Dalalarda bo'lgandan keyin itlar yuradi, kechqurun bo'rilar yuradi. Ulardan tushishi mumkin. Tushunyapsizlarmi? Tuxumlari tushishi mumkin. Keyin shunaqa qulupnayda ko'proq yumay ichadi. Bilasizlar, to'g'rimi? Yumaydi, to'g'rimi? Iloji bo'lsa uni ham yuvib yeyish kerak. Lekin odam buni oldini oladi ekan, qulupnayda biz ko'proq shakarga tekkizib yeymiz. To'g'rimi? Shakarga tekkizib yeyish odam aslida o'zini kasallikdan oldini olar ekan. Shakarga tekkizib yeganda yeganingizdan keyin muhit o'zgaradi ekan, oshqozondagi muhit o'zgarganligi hisobiga haligilar nobud bo'lib ketadi ekan ko'p hollarda. Lekin imkon bo'lsa qulupnayda ham yuvib yeyish kerak ekan. Endi yuqmasligi ham mumkin, lekin yuqishi ham mumkin. Shuni hisobga olmaysiz. Endi qo'shimcha ma'lumot. Demak, yuqishmi qaysi hayvon nima qanaqa yuqishi kerakligini bilib olish kerakda. Cho'chqa tasmasimon chuvachangi. Qoramol tasmasimon chuvachangi haqida gapiraman birinchi. Qoramol tasmasimon chuvachangining asosiy xo'jayini kim edi? Odam. Odam edi. Oraliq xo'jayini? Qoramol. Endi bunda asosiy xo'jayin odam, cho'chqa bunda ham odam. Cho'chqa deb qo'yapsiz xolosda, unda qoramol edi. Oraliq xo'jayin demak cho'chqa. Bo'ldi, shuni yozgan xolos bo'ldi. Tushunarligi? Bu bizga yuqmaydi, chunki musulmon odamlarga yuqmaydi. Biz chunki cho'chqa go'shtini iste'mol qilmaymiz. Tushundinglar? Endi umumiy xulosa qilayotgan bo'lsak, bolalar gijjasi ham to'g'ra chuvachalarga kiradi. Demak, shakli qanaqa ekan? Ipsimon shaklida ekan. Ko'ndalang kesimini ko'rinishi to'g'ra shaklda yoki yumaloq shaklda bo'ladi. Bolalar gijjasini uzunligi chizib qo'ylar 5-10 mm bo'ladi. Askariyadan juda kichkina Xo'p, bolalar gijjasini gapirib beray, keyingi mavzuga o'tishimiz kerak. Xo'p, bolalar gijjasi 5-10 mm oqish ustida bo'ladi. Odamda yog'on ichagini qismi bor, to'g'ri ichak. To'g'ri ichak bu yog'on ichagining qismi, to'g'ri ichaklar parazit qiladi. Bu ayrim jinsli hayvon hisoblanadi. Kechqurun ko'proq bolalarda uchraydi, chunki bolalar ko'p hollarda qo'lini yuvmaydi. Kattalarda ham uchraydimi degan savolga ha, uchraydi. Yuvmagandan keyin uchraydi. Ash bolani sochiqidan foydalansangiz kattalar ham yoki joyda yotsangiz yuqishi mumkin. Sizga ham tegadi, qo'lingizni yuvmasligingiz mumkin ba'zi holda. Yuvish kerak shuning uchun doim, tushunyapsizlarmi? Ko'proq bolalarda uchraganligi uchun nima ekan? Bolalar gijjasi ekan. Demak, to'g'ri ichakda parazit qiladi. To'g'ri ichakdan chiqib, kechqurun chiqib, urg'ochisi orqa teshigi atrofiga tuxum qo'yadi. Tushunyapsizmi? Tuxum qo'yadi. Bolalarga yana keyin qo'lidan yuqishi mumkin. Yo, ozgina bor. 5-10 minut tugab qoladi. Tushunyapsizlar? Yuvmasa yana yuqadi. Qo'lini yuvmasa yana yuqadi. Shunaqa bolalarda uchraganlik uchun. Bo'ldi, xo'p. Iflos qo'l orqali yuqadi. Xo'p. Halqali chuvachanglar. O'rtoqlar 3 minut vaqtimiz qoldi. Nima qilaylik? O'tayapmi yo? Halqali chuvachang tushuntirib beraymi? Ozgina tushuntirib beraymi? Ha, o'rtoqlar bitta narsani aytib qo'yay. Mollyuskalardan 3 xil mollyuska bor-da. Mollyuskalar tipining 3 ta sinfi bor. Qorin oyoqlilar, 2 pallalilar, bosh oyoqli mollyuskalar. Xudo xolasa bugun vaqt qilsam bugun yo, ertaga vaqt qilsam ertaga buni farqlari bor. Farqlarini qarang, 2 pallali mollyuskalarda nafas olishi o'pka orqali qorin oyoqlilarda nafas olishi o'pka orqali, ikki pallalilardagi jabr orqali. Tushunyapsizmi? Shunaqa qilib mana uniki qanaqa uni farqlar topib yozib beraman. Bilaveradimi? Uni o'zingizlarga o'qishga oson xo'p. Halqali chuvachanglar. Halqali chuvachanglar
halkalı çuvaçaylar tipi endi murakkablashib ketyapti hayvonlar bilgan bo'lsanglar, demak, halkalı çuvaçaylar tipini 3 ta sinfi bor. Ko'p tukliklar, kam tukliklar va zuluklar sinfiga bo'linadi. Yomg'ir chuvachangi. Yomg'ir chuvachangi qayerda uchraydi? Ariq bo'ylarida uchraydi, to'g'rimi? Beda ekilgan joylarda, sabzavot va poliz ekinlari bo'lgan joylarda uchraydi. Uzunligi 8-10 cm keladi. Tanasi bo'g'imlarga bo'lingan bo'ladi. Har bir bo'g'imda 4 juftdan tuklari bo'ladi. Qorin tomonida. Tomonini bilib oling, ko'pchilik tomonini bilmay qoladi, qaranglar. Mana bu oldingi tomoni, mana bu keyingi tomoni. Oldingi, keyingi, orqa qorin tomonga bo'linadi. Tomonni farqlayamay qoladi, demak, oldingi, keyingi, orqa qorin tomoni. Tushunarlimi? Demak, qorin tomonida har bir bo'g'imda 4 juftdan tuklari bo'ladi. 4 juft degan 8 ta tuklari bo'ladi. Tuklar harakatlanayotgan chuvachang uchun tayanch vazifasini bajaradi. Tanasining oldingi qismida 5-6 ta, demak, bir nechta bo'g'imlari birlashib bel bog'ni hosil qiladi. Bel bog' bo'ldi. Teri muskul xaltasi. Teri muskul xaltasiga e'tibor bering. To'rtta narsa teri muskul xaltasini hosil qiladi. Birinchisi tashqarida joylashgan tashqi epiteliy. Ikkinchisi qizil bo'lib joylashadi, mana pusht qizil. Halqasi ham muskul, halqa simon muskul va uzunasiga joylashgan. Mana ko'rasizlar-a? Uzunasiga joylashgan bo'ylama muskullar, uchinchisi bu. To'rtinchisi ichki epiteliy. To'rtta narsa tashqi epiteliy, halqasi ham muskul, bo'ylama muskul, uzunasiga joylashgan muskul va ichki epiteliy teri muskul xaltasini hosil qiladi. Teri muskul xaltasining ichida tana bo'shlig'i joylashgan bo'ladi. Chuvachangi harakatlanishiga e'tibor berib keting, harakatlanishi. Halqasimon muskul mindayi, to'g'rimi? Halqasimon muskulda turgan bo'lsa, qisqarganda halqasimon muskul qisqarganda chuvachangi cho'ziladi. Halqasimon muskul qisqardi, chuvachangi cho'ziladi. Bunday cho'zildi. Ko'rdinglarmi? Bo'ylama muskul qisqarganda bunday tortiladi. Tushundinglarmi? Halqasimon muskul qisqarganda cho'ziladi, bo'ylama muskul qisqarganda tortiladi. Shu tarzda harakatlanadi chuvachang. Tushunarlimi? Demak, tana bo'shlig'i teri muskul xaltasining ichida joylashgan bo'ladi. Tana bo'shlig'i. Nerv sistemasi. Nerv sistemasiga e'tibor berib qo'yasiz mana. Halqum usti nerv tuguni, halqum osti nerv tuguni, halqa nerv halqasi. Va halqum osti nerv tugunidan qorin tomoni bo'ylab har bir bo'g'imida bittadan nerv tuguni bor, ular o'zaro bog'langan qorin nerv zanjirini hosil qiladi. Nerv sistemasi qanaqa tipda desa, halqum usti, halqum osti nerv tuguni, halqa nerv halqasi va qorin nerv zanjiri tipida deb aytasiz. Tushunarli bo'ldimi? Sezgi organlari, yomg'ir chuvachangining maxsus sezgi organi bo'lmaydi, lekin chuvachang deyapti. Terisi joylashgan nerv tolalari orqali yorug'lik, harorat, kimyoviy, mexanik ta'sirlar sezadi. Maxsus sezgi organi yo'q. Devosi bo'lganimiz ko'zi yo'q, papastagichlari yo'q buni. Tushunasizmi? Ko'rmaydi. Lekin sezadi. Reflekslar orqali ancha narsalarni bajaradi, ya'ni dushmanidan himoyalanadi, o'ljasini topadi, kimyoviy yorug'lik va issiqlikni nima qiladigan issiqlikdan yashirinadi. Tushunarlimi? Nima orqali? Reflekslar orqali. Refleks qanday sodir bo'ladi? Nervlar orqali sodir bo'ladi. Tushunyapsizmi? Sezadi. Endi tez-tez nima qiladi, to'g'rimi? Chuvachangning yoniga borsangiz ko'rib turib qochmaydi, to'g'rimi? Demak, sezgi organi yo'q, uni refleks orqali biladi. Tushunyapsizmi? Ko'payishi. Yomg'ir chuvachangi germafrodit hayvon. Germafrodit hayvon bo'lgani bilan o'zini o'zi urug'lantirmaydi, planariyaga o'xshab, bir-birini urug'lantiradi. Bir-birini urug'lantiradi. Bu ham tuxumlarni pilli ichiga qo'yadi. 20 tagacha mana. 20 tagacha, 6 tadan 20 tagacha, 2-3 ta mana, ba'zan 2 tadan doreliga. 20 tagacha tuxum qo'yadi. Tuxumni nima qo'yadi ekan? Pillaga qo'yadi ekan. Pilla bu belbog'dan ishlab chiqarilgan shilimshiq suyuqlik qotib pillaga aylanadi. Pillaning ichiga tuxum qo'yadi. Planariya yoshib ketyaptimi? Sekin murakkablashyapti faqat. Tuxumdan bir oydan keyin yosh chaqaloqmi chuvachang chiqadi. Chuvachang chiqadi. Chuvachang bir necha yil yashaydi. Yomg'ir chuvachangida degeneratsiyasi kuchsiz rivojlangan qolgan oldingilariga nisbatan, chunki hayvonlar murakkablashgan sari degeneratsiyasi susayib boradi. Ya'ni yomg'ir chuvachangini 2 ga bo'lsangiz, 2 ta yomg'ir chuvachangi paydo bo'lishi mumkin. Degeneratsiyasi bo'lib, lekin 3 ga bo'lsangiz, 3 ta yomg'ir chuvachangi paydo bo'lmaydi. Tushunyapsizmi? 2 tagacha bo'lishi mumkin. Tushunyapsizmi? Aytganman, hayvonlar murakkablashgan sari regeneratsiyasi susayib boradi. Bunisi ketdi. Bu yerda nima gapirib ko'ring? Hazm qilish sistemasi. Hazm qilish sistemasida jig'ildonga e'tibor bering, oshqozonga e'tibor bering. Qarang, ko'payyapti. Og'iz bo'shlig'i, halqum, qizil o'ngach, jig'ildon paydo bo'ldi. Jig'ildon paydo bo'ldi. Chizing jig'ildonga. Shunga kelib bo'ldi. Shunga kelib, yomg'ir chuvachangga kelib jig'ildon paydo bo'ldi.
Jig'ildondan keyin albatta oshqozon, ichak va anal teshigi. Ko'ryapsizlarmi? Jig'ildon paydo bo'ldi. Jig'ildon paydo bo'ldi. Endi chuvachang chirindiga bor tuproqda hayot kechiradi, chirindi bilan oziqlanadi. Demak, yog'och qoldiqlar bilan oziqlanadi, tuproqni qo'shib birga demak yutadi, hazm bo'ladi va axlat massasi hosil bo'ladi. Axlat massasi yomg'ir chuvachangi unumli tuproq hosil qilishda ishtirok etadi. Ya'ni uning axlati ham unumli tuproq hisoblanadi, biogumus olinadi. Biogumusni bilasizlar, o'simliklarni rivojlantiradi, to'g'rimi? Kerak bo'lsa yomg'ir chuvachangini ko'paytirishadi, chunki unumli tuproq olish uchun. Bir gektar maydonda 250-600 tonna tuproqni qayta ishlab qo'yadi, menga yozib qo'ygan. Yomg'ir chuvachangini ko'paytirishadi, bilib olinglar. Hozir esa avjiga chiqdi, bu moda bo'ldi deydi-ku. Bormi? Bizning mahallada ham bor, bittasi ko'paytiradi. Tushunyapsizmi? Biologiyani biladi-da, shuning uchun. Xo'p, qon aylanish sistemasiga keldik o'rtoqlar. Qon aylanish sistemasi birinchi bo'lib yomg'ir chuvachangida paydo bo'ldi o'rtoqlar. Qon aylanish sistemasi birinchi bo'lib halqali chuvachanglarda paydo bo'ldi. Tushunyapsizmi? Qon aylanish degan narsa yo'q edi. Qon aylanish sistemasi yopiq qon aylanish sistemasiga ega. Qon aylanish sistemasi ikki xil bo'ladi. Yopiq va ochiq qon aylanish sistemasiga ega bo'ladi. Yopiq qon aylanish sistemasi faqatgina umurtqasiz hayvonlardan halqali chuvachanglardagi yopiq, qolganlardagi ochiq bo'ladi. Endi umurtqali hayvonlarda hammasining qon aylanish sistemasi yopiq bo'ladi. Odamdagi ham qon aylanish sistemasi yopiq. Tushunyapsizmi? Qon aylanish sistemasi bitta doiradan iborat bo'ladi. Tanasini ormani qarang. Men qona bu tanasining ichidagi qon tomir qismi. Bu qaysi tomoni? Orqa tomoni. Ma'nochi? Qorin tomoni. Ma'nochi? Oldingi tomoni. Muchi? Keyingi tomoni. Ikkita yirik qon tomiri bor, orqa tomonda va qorin tomoni. Qorin qon tomiri. Orqa qon tomirida joylashgan qon tanasining oldingi qismiga qon harakatini ta'minlaydi. Qorin qon tomirida qon qon esa keyingi tomonga harakatlanadi. Orqadan oldinga, qorindan keyinga harakat bo'ladi. Tushundinglarmi? Bu yirik qon tomirlari, eng yirik qon tomirlar. Ular yana shoxlanib ketgan bo'ladi. Shoxlanib yana ulangan bo'ladi. Bunday turib ulangan. Hujayraga borish kerak-ku. Degan har bir tana bo'g'imida qon tomirlari o'zaro ulangan bo'ladi. Qorin va orqa qon tomirlari orqali ulangan bo'ladi. Tushunyapsizlarmi? Demak, 5-6 ta yirik qon tomir, tanasining oldingi qismida 5-6 ta yirik qon tomiri yurak vazifasini bajaradi. Buning yuragi yo'q. Ular yirik qon tomirlari muskullar bilan ta'minlangan bo'ladi. Shlankaning ichida bilsanglar, suv harakatlanish uchun motor bo'lish kerak. Bunda ham motor yurak, lekin yuragi yo'q. Yurakdan oldingi yirik mana yirik qon tomirlar qisqarish xususiyatiga ega. Qisqarib berganlik hisobiga qon harakatlanadi. Tushundinglarmi? Qorin qon tomirdan keyingi tomonga, orqa qon tomirdan oldinga. Tushunarlimi? Buni yaxshi bilib olinglar, sababi bundan keyin u baliqlarda o'qiganlarda teskarisi bo'ladi. Tushunarlimi? Bundan bu yoqqa. Buniki teskarisi. Tushundinglarmi? Qon aylanish sistemasi kimdan boshlab paydo bo'libdi? Halqali chuvachanglarda. Halqali chuvachanglar tipik vakili yomg'ir chuvachangi. Demak, qolgan hammasiga ham bu gaplar tegishli bo'ladi. Nafas olish sistemasi butun tanasini teris bilan nafas oladi. Terisi shilimshiq modda bo'ladi, terisida nafas olishni qulaylashtirib beradi. Nafas olganda doim havodan kislorod oladi, karbonatagiritda esa chiqarib beradi. Kislorod oladi, karbonatagiritda chiqarib beradi. Tushunyapsizmi? Shilimshiq modda nafas olishni qulaylashtirib beradi. Ayrish sistemasi har bir tana bo'g'imida bir juftdan joylashgan sirtmoqqa o'xshash ayrish naylardan iborat. Qaray, sirtmoqqa o'xshash. Parenkasi bor. Kengayganuvchi keyingi uchi bormi? Na. Keyingi uchi bor. Bundan har bir bo'g'imda nechtadan ekan? Ikkitadan. Varangasimon kengaygan uchun tana bo'shlig'i ochiladi. Bo'shlig'i bor dedik-ku, teri muskul haddasi ichida bo'shliq bor. Bu bo'shliqda ichaklari joylashgan. Bizga ham tana bo'shlig'imiz bor-ku. Bo'shliqda ichida ichaklari joylashgan, to'g'rimi? Hammada shunaqa-ku. To'g'rimi? Buni ham tana bo'shlig'i bor. Tana bo'shlig'ida moddalanma shu mahsulotlar turadi, suv bilan birga suyuqlik bo'lib varinkasman kengayib uchun uni so'rib oladi, tashqariga chiqarib yuboradi, teri orqali chiqarib yuboradi. Mana shuning uchun shilimshiq modda ayrish ham unda, hamma yoqish terisida. Tushunmasa kerak. Hozir. Tushunyapsizmi demak? Buni ayrish qolganlarga farqi bor ekanmi?
Nasıl geldi? Halma halligi. Demek yani rasimlarga e'tibor berib ketasizlar. Endi bu yomg'ir chuvachilari demek kam tuklilarga kiradi. Ko'p tuklilarga dengizlarda yashovchi o'tiroq ko'p tuklisi. Ko'ryapsizlarmi? Keyin nereyda ham kiradi. Nereydi? Nereydi mana tanasi bo'lsa, nereydi bo'lsa, muskulli o'sinda bo'ladi. Muskulli o'sinda ham tuklar bo'ladi. Tushunyapsizmi? Muskulli o'sinda ilk bor paydo bo'lgan oyoqlar deb hisoblanadi. Bunlar orkali suzadı, yüzadı, her zaman. Şuna ne gel? Hani bunlar sen mürengeplası yaptın, bunlar dengizde yaşaydı. Bunu var ya, bu şor su, şunu yapsalar. O kıpet aslar, kem türlerde yanı var. O, kızıl çuvacı. Kızıl çuvacı var ha. Sen yeter. Zülükler, zülükler de bilhassalar kan soradı. Zülükler faydalı, tibbiyat zülükü. Zülüklerden türleri var, törüstü türü var. Törüstü türü var. Zülülük, tibbiyat zülükü faydalı değil mi üçün? Kanlı suyu tür verirken, demek girildiğin degen madde işler çıkarılardı, kanlı suyu tür verirken. Köprü yaş kettiler arayken kan koyulup o yanda koyulardı. Mesela bir tabi sebebi, başka sebepler yan var. Taneye koyulardı, kanlı suyu tür verirken, kan eğlenişini yakışlıydı, şunun sebebi beymar uzun yakışıklı kılardı. Şunu herhalde ki, demek yürek kan eğlenişi demesi faydası var. Çoğu halkalı çoğu çaylarına kep çıkışı, halkalı çoğu çaylar, çekiz kipirli yaş çoğu çaylarına kep çıkışı. Kadın yaş çoğu çaylarına kep çıkışı. Erkin yaşıyoruz. Bu kareler. Dengizlerde yaşıyoruz. Köp tüklü halkaliler, litingelerde tanıstık kipliklerinin buluşu, ay sistemasının kipliği yaşıyoruz. Ay sistemasının o şaşlığı. Etibar verin. Bunu ki başka çeken. Dengizde yaşıyoruz. Köp tüklü halkaliler. Yani kim? Nereyde? Doğru mu? Dengizde yaşıyoruz. O tarafı köp tüklüyse. Ne? Litingesi. Tanıstık kipliği yapıcıyla bunu kaplanıyor. Yani kim? Ve yanaçı ayrı sisteması yaş çoğaçalarına kuşuyduken, mama ayetkenlerde kamasayken. Mustasna o bundan. Tipik belki yakos kirmeydi. Şunu yapsam, mustasna o. Aşın için şu yaş çoğaçalarından kep çıkarlıgını spot diken. Şunu diler mi? Orta olan manyuskalarda 3 sınıfı var dedim. Korna yoklu manyuskalarda 100 milyon türü var. İki paralelerde 30 milyon türü var. Başa yoklularda 650 milyon. Yani 130 milyon 650 milyon. Umumi kuvvetken de 140 milyon türü var. Bunun farkını kışa koyayım ben dedim. Kılıç orada gibi. Perşembe günü geçe testte daftar genç laf girerdi. Hani daftar tutup şunlarla gel. Şuna hala daftar tutarsa. Perşembe günü. Mağazıcı. Mağazıcı. Mağazıcı.